Yani orada da gene bizim askerler oralara gitmişler, oralarda savaşmışsınız. İki tane gönüllü alay çıkarttık. 42. ve 47. alaylar. Bunlar 47. alayın komutanı Osman Ağa'dır. 42. alayın komutanı Trebolu Hüseyin Avni Alparslan'dır. Benim için büyük bir onur ve tabii bunun anlamı çok büyük. Çünkü belli ki ta buralardan, Giresun'un kalbinden, fındığın başkentinden, kirazın ana vatanından, buradan, Karadeniz'in en güzel bölgelerinden bir tanesinde, burada demek ki bizlerin böyle güneye baktığımızda Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Adası'nda verdiğimiz mücadelenin ne kadar milletimiz için önemli ve anlamlı olduğunu buralarda sizlerin de gözlemleriyle takdir edildiğini gerçekten büyük bir mutluluk ve gururla müşahane ettiğimi sizlerle paylaşıyorum. Bizleri işte birbirimize bağlayan, birbirimizde o gönül bağı ve gönül dünyasında bizleri birlikte tutan aynı milletin evlatları ve bu milletin evlatları olarak aynı milli değerleri, aynı maneviyatı, aynı kültürü, aynı kaderi, aynı düşünceleri, aynı gelenekleri, bütün bu paylaşmalar günün sonunda sizlerin sevinci, bizlerin sevinci, bizlerin marazı, üzüntüsü, sizlerin marazı ve üzüntüsü ve 6 Şubat depreminde de birlikte ağladık, birlikte yüreklerimiz parçalandı. Biz de evlatlarımızı orada kaybettik. 10 binlerce burada ana vatanında hayatlarını kaybedenlerin acısı hala daha yüreğimizde. Dolayısıyla bu vesileyle hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, acıdı ailelerine, milletimize bir kez daha sabırlar ve başsağlığı diliyorum. Tabii ki mücadelemiz büyüktür. Mücadelemiz millet olarak başımız dik onurlu bir şekilde, tarihimize yakışır bir şekilde yaşamımızı sürdürmek için bu milli birlik ve beraberliğin bütün karşımızdaki her türlü faaliyetlere, dışarıdan gelen tehditlere, dışarıdan bizim milli birliğimizi ve beraberliğimizi bozacak nitelikte her türlü sinsi oyuna, tezgaha, tuzağa karşı bütün bunları dirayetli bir şekilde bunlar karşısında dimdik ayakta durmak için bizim kendi eğitimimizden tutumuzda her türlü sosyal, her türlü kültürel, her türlü siyasi mücadelemizde bunun ne anlama geldiğini, ne kadar önemli olduğunu günün sonunda millet olarak idrak edip buna göre yaşamımızı sürdürmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha paylaşırken işte bu doktora töreninde de
şöyle özetleyecek olursak, biz Kıbrıs'ta doğduk, Kıbrıs'ta büyüdük ama hep Türkiye'ye baktık, Toroslara baktık, kuzeye baktık. Çünkü ta Osmanlı döneminden biliyorduk ki bizlerin ana vatanı, ana yurdu, köklerimizin gerçekten kökleştiği devlet, ana vatan Osmanlı Devleti'nden sonra Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ümüzün verdiği İstiklal Muharebesi, onun dava arkadaşları, silah arkadaşları, kahramanlıklar, Çanakkale Savaşı, Sakarya Muharebeleri, büyük taarruz, büyük zafer, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, İstiklal Savaşları'ndan sonra elbette Kıbrıs'ta alfabeyi Türkiye'nin dışında ilk kabul eden ve alfabe değişikliğine giden kimdi? Kıbrıs Türkleriydi. Ve bu alfabe değişikliğiyle işte aramızdaki bağların kökleşerek devam ettiğini hep görüyorduk. Ve oradaki bizlerin ataları hep Türkiye'ye bakarak acaba Osmanlı Devleti Kıbrıs'tan ayrıldı gitti. 350 sene orayı yönettikten sonra 1571 tarihinde Osmanlı donanması bir yıl süren savaşlarla ve altını çizerek belirtiyorum 80 bin şehit vererek Kıbrıs adasını fetheden bir milletin, bir soylu milletin evlatları olarak onun ne anlama geldiğini Giresun'da bu Güzide Üniversitede bir kez daha paylaşıyorum. O zamanın nüfusu belki Anadolu coğrafyasında Türk insanın nüfusu 10 milyon bile değil. Ama 80 bin şehit veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Temmuz bir cumartesi sabahında 1974 yılında askeri hareketi gerçekleştirip Kıbrıs'ta yeni bir dönem başlangıcına vesile oluyorlar. Ve tabii o da bizim için dönüm noktası. Ve bugün Kuzey Kıbrıs'ta bir devlet varsa, bir cumhuriyet varsa, Kıbrıs Türkiye orada bağımsız, özgür, hürriyet ve onur içerisinde yaşayabiliyorsa, orada Türkiye'nin varlığı varsa, orada Mehmetçikler ve Türkiye'mizin Barış Kuvvetleri Komutanlığı bir kolordu olarak Doğu Akdeniz'deki barışı, güveni ve aşağısı koruyorsa, bunu sürdürebiliyorsa, işte bu 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'na bunu borçluyuz ve dolayısıyla burada bulunan tüm gazilerimizi bir kez daha selamlıyorum. Ve şimdi Rumlar Avrupa Birliği devleti olarak karşımıza çıkıyorlar. Türk Devletler Teşkilatı'na biz üye olduk. Oralara gitmememiz için, oralarla ilişkilerimizi geliştirmememiz için her vesileyle Avrupa Birliği yetkililerine gidip Türk devletlerine bile bir bakıma tehdit bari. Sakın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkilerinizi geliştirmeyiniz. Çünkü bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası anlamda statüsü yükseltecek. Statü yükselince devlet kökleşecek ve Kıbrıs'ta artık iki devlet temelleri daha da pekişecek. Sakın ola, onu yaparsanız biz şunu yaparız, biz bunu yaparız. Türkiye Cumhuriyeti'ne de bunları söylediler ama Türkiye Cumhuriyeti ne dedi? Siz işimize bakınız. Biz kendi işimize bakarız. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir Türk Cumhuriyeti'dir. Bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti de elbette kendi hakkını, çıkarını, ulusal meselelerini ve menfaatlerini korumakla mükellef ve bunu yapmakla muktedir. Bu devlet öyle bir devlet, milli bir devlet. Adı Türk Devleti. Ve bu Türk Devleti ile birlikte Doğu Akdeniz'de ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti ve bütün Türk dünyası kendi milli ve ulusal çıkar ve menfaatlerini daha sağlam bir zeminde sürdürebilmesinin bana göre bir nedenidir, bir sebebidir ve bir temelidir.